ister istemez. Ama Rize'yi yenip zaten çok büyük bir fark yok açıkçası ya. Üstteki takımlarla bir seriye bakar yani. Neden geçen sene Gençlerbirliği 12 puanla ligin ikinci arasında 45 puan topladı toplamda. İlk 8'de bitirdi, ilk 9'da bitirdi yanlış hatırlamıyorsam. İlk yarı 13 puan toplamıştı. İlk yarı 13 puan toplamıştı. İkinci yarı 32. Yani bu işler bir seriye bakar. İnşallah Rize'yi yenip çıkışa geçmek istiyoruz. Takımımız iyi çalışıyor. Bu sefer bu hafta iyi konsantre oluyoruz. İyi de analiz yaptık. Rize'yi analiz ettik. İnşallah 3 puanla döneceğiz. Zaten her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Oynamasak takıma her zaman ateşleyen kişilerin başında biz geliyoruz. Ya biz Adana Spor'un altyapısına yetiştik. Biz her zaman oynasak da oynamasak da buraya verimli olmak için uğraşıyoruz. Hocamızın takdiridir. Belki beğenmiyor, belki eksiklerimiz var, belki kendimizde suç aramalıyız ama yabancı ağırlıklı oyuncularımız daha fazla şu anda. İnşallah hoca bize de şans verirse bize kendimizi göstermek istiyoruz. Bizde hem de rakiplerimiz oldukları için bizim yani Galatasaray'a yenildik de çok bir şey kaybetmedik. Bence ben çok iyi oynadığımızı düşünüyorum Galatasaray maçında. İnşallah rakiplerimizi yenip iki devre içinde önüne geçip avantaj yakalamak istiyoruz.